Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Palak. Hoş bulduk. Hoş geldin. Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Hoş geldin. Suyun bulandığı yerden geliyoruz. Suyun gözesinden bir avuç içip gideceğiz ağam. Çek elini, koparırım o kafanı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk hoca. Sakal da çok yakışmış. Buyur abi. Abi daha bomba hazırlayacağız. Bu saatten sabaha nasıl yetiştireceğiz? Şu zarfı 2 saat önce niye yollamadılar? Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol, işini yap. Senin tıfıl kardeşin değil mi bu Savaş? Maşallah boya bak, koca adam olmuş. Yoluna kurban abi. İyi yetiştirmişim. Sırıtma, işini yap. Tamam abi. Abi, gizlenmem lazımdı. Abi! Bütün istihbarat peşimdeydi. Tespihçi acı kılığına girdim. Dövme olmazdı abi. O kolunu kesecektin Savaş. Benim yaptığım dövmeyi sildireceğine... bu kolu kesecektin! Ama kime sorduysam dedikleri 3 kişiymiş bunlar. Bunların başı gözünden gözlüğünü çıkarmazmış. Namı da Palaymış. Muhtemelen eski asker. Otorite sorunu var. Çizgilerinin sertliği bunu gösteriyor. Şiddeti kanıksamış. Onu tek çözüm aracı olarak görüyor. Burada keklik, burada domates. Yokluk görmemiş gibi konuşma lan. Tıraş mı olsaydık lan? Daha da tıraş mı oluyorduk abi? Bedir, yokla şunları. Ne taraftan daha soğuk eser Savaş? Karadan mı? Denizden mi? Kim bu Polat Alemdar? Polat Alemdar kim? Adil'le Aslan'ın seni Özbek hapishanesinde çürümeye terk ettikten sonra piyasaya sürdükleri yeni efsane. İriti oldum. Şafa öldürdü.
Bu Polat Alemdar'la tanışma zamanı geldi. Polat, İstanbul'a döner dönmez tatsızlık çıkarma. Alışmışsınız Polat'ın yumuşak havasına. Poyraz sert esince hemen titremeye başladınız. Biz gideceğimiz yeri, söyleyeceğimiz sözü biliriz. Siz rahat olun, bizi düşünmeyin. İstanbul bizim mekanımız değil. Bize batar. Senin nasıl bir tarzın varsa benim de var Polat Alemdar. Ben öldüreceğim adamın gözünün içine bakmayı severim Polat Alemdar. Sadece ölüler görür. Kurtlar Vadisi operasyonunu sen mi tasarladın? Ben ve abim beraber tasarladık. Aslan yönetti. Sen uyguladın. Bu bey senin abin mi? Evet. Bana hain diyecek adam anasının karnından doğmadı lan. Ben bu millet için kelle koltukta gezdim. Siz sıcak yataklarınızda yatarken ben dağda yattım. Bana hain diyemezsiniz. Teşekkür ederiz aslanım. Devlet hizmet edenleri unutmaz. İçerideki de çok hizmet etmiş görünüyor. Bunlar devletin gücünü kendi güçleri zannetmiş aslanım. Poyraz'ın üstünü niye çizdiğinizi öğrenmem lazım. Poyraz çok parlak bir elemandı. Avrupa'da bir operasyon sırasında gözünü kaybedene kadar. Giderek dengesi bozuldu. Sahip olduğu gücü nereden aldığını unuttu. Tek başına hareket etmeye başladı. Biz de gücünü nereden aldığını ona hatırlattık. Yazık evlat, yazık. Size çok emek verildi. Karşılığı ödenmemiş emek bizde yok. Martavalı geç. Sorduğuma cevap ver. Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın? Devlet sırrı. Ben bilmediğime göre devlet sırrı değil. Bilmiyorsam devlet değilsin. Seni doğuran Ebe Seher'i tanırım. 15 yıldır bu anın hayaliyle yaşıyorum. Bense 15 yıldır seni bir kez bile hatırlamadım. İhanet ettiğin gün benim için bittin. O zaman sana kendimi bir hatırlatayım ben. Adamlar operasyonel adamlar. Dağdan şehre nedensiz inmeyecek adamlar. Bizi İstanbul'a indirdiklerine göre kaldıracağımız ağır top. Mızmızlanma Nene Hatun. Biz neler kaldırdık. Komutan kim? Benim. Olaya biz el koyduk. Siz yedekli tutanağı yollayın savcılığa. Çiftlik arandı. Herhangi bir delile rastlanmadı. Tamam mı baba Yiğit? Savcının bizzat emri var. Biz boşuna mı buradayız baba Yiğit?
Savcının aklını bulandırmayın. Dediğimi yapın. Peki efendim. Bunlar eski asker usta. Şerefsizlikleri yüzünden atıldılar. Suriye'deki şebbiyacılar neyse bunlar da aynısı. Doğuda basmadıkları köy, yapmadıkları katliam kalmamıştı. Terörle mücadele stratejisi değişince bunları tasfiye ettiler. Yurt dışına gönderdiler. Karakoldan çıkaran Pala. Kim bu Pala Abdüley? Kuzey Irak'ta, Güneydoğu'da ayağının değmediği taş kalmamış. Namını duymayan baş kalmamış. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Sağ olun efendim. Bir daha böyle bir kepazeliği affetmem. Elimizden kaçırmamamız lazım. O çocuğu hatırlıyorum. Omar aşiretindendi. İsmini de çıkaracağım. Kaçmış gelmiş daha. Bize ne adından? Boş boş konuşma lan. Aşiretten kaçanlar türkücü olur. Mafya olmaz. Bu çocuğu iyi yetiştirmişsin ama biraz eksikleri var. Emrinin yere düşeceğine, adamın yere düşmesi gerektiğini bilmiyor. Bizim öldüremeyeceğimiz kim var ki gidip bomba koyalım? Bu var. Kim ki bu? Ne zamandan beri emir sorgulanıyor? Poyraz abi, hepsi bu savaşın suçu. Vallahi benim bu günahım yok. Biz o işlere bakmıyoruz. Günahları, sevapları öbür tarafta soranlara anlatırsın. Olacak. Kardeşime mi sıkacaksın? Yok. Sana sıkacağız. Ondan alacağız. Bağırma lan. Çağır şunu kardeşim. Bu şiir bana vermiş de aklı hiç vermemiş. Anlamadık. Ben bağış sevmiyorum. Bağışlamam. Affetmem. Hatırlamam. Biz palaları nasıl alacağız abi? Üçü ayrılmaz. Ellerinde akrepler. Bizim gibi acemi değiller. Profesyoneller. Abi bu Poyraz'a alınacak tek tedbir bir an önce öldürmek. Abi bu adam başka türlü. Ne oldu abi be? Çok mu korkuttu bu herif seni? Evet abi, korkuttu. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. Aloyu paketleyip içeriden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Alemdar'ı alamazsam
Poyraz öyle bir eser ki önüne kim çıkarsa yıkar geçer. İstenmediğimiz yerde kalmayız. Kalıbımız ağır geldi, belli. Bu listede senin tanıdığın, bildiğin adamlar var. Ben bu listeyi sana verecektim ki gölgen altındakiler ateşimizden yanmasınlar. Madem güneş tepeden vurdu, gölge ayağımızın altıdır. Bu dövmeyi öyle her önüne gelen yaptıramaz. Önce hak edeceksin. Hiçbir şeyden korkmadığını kanıtlayacaksın. Dövmeyi kolunda gören diyecek ki, bu adamda mangal gibi yürek var. Ki Poyraz bunu kendi elleriyle yapmış. Yürüyüp gittiler mi lan? Hatır niyetine sizi yürütürüm, benim tepemi attırmayın. Aa, düşmanlarımız aramızı açıyorlar. Ne dedin lan sen? Vallahi bir şey dememişim. Ne dedin lan? Sen şimdi susuyorsun. Yoksa beni duymuyorsun. Köyün eşeği duydu, sen duymadın lan. Yaşlılığın en güzel tarafı ne biliyor musun Poyraz? Akrebi çıkardığın vakit yüzlerindeki şaşkınlığı görmek beni gençleştiriyor. Usta mekana girmiş, pardusulu. İçlerinde kesin mekanizmalar var, çifter. Ağları gözlüklü, hiç çıkarmadı. Sormadın mı kimdir diye? Gözlüklüymüş lakabı. İsmi yoktur, namı vardır diye hava attılar. Derinmiş güya. İşimiz var. Adamlar şimdiden namlarını salmışlar İstanbul'a. Baksana sen bile hararetli hararetli anlatıyorsun. Nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Millet tırsık. Bunlar akrebin ucunu gösterseler çantayı hemen hazır ederler. Ben 3 milyona kafasına sıkarım onu. Ya. Akreple de değil, 7.65'le. Kepazi olsun öbür tarafa gittiğinde. Aras. Bu Mete Bey yazılı dilekçe istiyor. Ne diyorsun? Benim elim kalem tutmayı unutalı çok oldu. Nafiz beni iyi tanır. Bana kağıt getir. Ne senin başın yansın, ne de benim başım yansın pala. Kağıt sizin evde müdürüm. Ne ev? Ara sor. Arkadaşlar evdesindir diye oraya götürdü. Hanımına tebliğ etmek istemiyorlar. Benim pis bir huyum var. Gittiğim yerde kapı ya açık olacak ya da o kapıyı kıracağım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana bak. Tepemi tasını attırma. Ortak mısın lan halaya? Alacağım dedim mi alacağım. Ambulanstan da vazgeçtim. Arabamla çıkaracağım. Var mı ulan söyleyeceğin? Sizi başkasına öldürtmem. Mito'ya gittiğini anlamadın mı? Sibop! Yazık ulan sana verdiğim emeğe. Seni en az bu kadar mermiden kurtardım ben. Buradan kurtulma şansın olmadığını ikimiz de biliyoruz. Benim cesedimden başka sana verecek bir şeyim yok. Sen çok iyi bilirsin.
Akciğerinle miden arasına öyle bir bıçak saplarım ki saatlerce hayvan gibi böğürürsün. Ölmek için yalvarırsın. Bana bak kimliksiz devlet. Mafyaya sızmışsın, bana yedirme. Aslanın adamı mısın? Öyleyim. Söyle, Aslan Akbey'in ölüm emrini kim verdi? Beni sorgulayacağına aslanı sorgulasaydın. Vatan haini oydu. Ben de kafasına sıktım. Vazifemi yaptım. Nasıl ihanet etmiş vatana? Delikanlısın ama safsın. Çok güvenmişsin aslana. Gerçi biz de güvendik. Onun için burada bu haldeyiz. Yoksa 30 bin kişinin katilini öldürmek için elimizde bombalarla, silahlarla bizi Suriye'ye davulla, zurnayla yollayan devlet burayı oturtturur muydu şimdi? Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Bir günde mi paraya taptık? Ülke sevdasından kimler, hangi siyasiler bizi uzaklaştırdı? Devlet görevlisine kurşun sıkar hale nasıl geldik? Aslan Akbey'in bu işlerle ne alakası var? Bir yerden sonra kime, neden kurşun sıktığını sorgulamazsın. Sadece emir alırsın. Bu haindir derler, gider sıkarsın. Ben aslanı kaplanı tanımam.